ki daha biz başkan Öpen'in heykelini dikeceğiz, heykelini. Mehmetçik sahada PKK'ya kaçacak delik bırakmazken yargıda terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'nin üzerine yürüyor. Biz sırtımızı YPG'ye, YPJ'ye ve PYD'ye yaslıyorum. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 6-8 Ekim terör olaylarının faillerine yönelik açtığı dava 26 Nisan'da görülmeye başladı. 108 kişinin yargılandığı davada PKK'nın sözde üst düzey yöneticileri Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan sanıklar arasında yer alıyor. Bunlarla beraber eski HDP eş genel başkanı Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş da yargılanıyor. Davada bütün sanıklar için 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İmralı'da Sayın Öcalan'a yönelik uygulamaya sokulan tecritle başlatıldı. Davanın ilk celsesinde iddianame okumasını tamamlayan mahkeme heyeti kimlik tespitlerini de yapıp duruşmayı 3 Mayıs'a erteledi. Ancak salgınla mücadele kapsamında alınan tam kapanma yargılamayı da etkiledi. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun tam kapanma genelgesi doğrultusunda Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi duruşmayı 18 Mayıs'a erteledi. PKK ve HDP'lilerin yargılamaları devam ederken Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın partinin kapatılması için başlattığı süreç de işliyor. Anayasa Mahkemesi'nin usul yönünden eksiklikler olduğu gerekçesiyle iadesine karar verdiği iddianame için gözler yeniden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na çevrildi. Yargıtay belirlenen eksiklikleri tamamlayıp iddianameyi yeniden Yüksek Mahkeme'ye sunacak. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede HDP'nin terör örgütüne nasıl finans sağladığı tek tek ortaya konuldu. İddianamedeki tanık ifadeleriyle HDP'nin terör örgütü PKK ile ilişkisi de gözler önüne serildi. HDP'lilerin milletvekili olmadan önce PKK kamplarında eğitim aldığı iddianamede yer aldı. Aynı zamanda HDP'li yöneticilerin terör örgütü mensuplarıyla mesajlaşmaları da delil olarak sunuldu.